Selam millet, Dedeler Oyunlar'da tekrar birlikteyiz. Kardeşlerim, No Man's Sky oyununa kaldığımız yerden değil, kaldığımız yerin çok çok ilerilerinden devam ediyoruz. Çünkü hani sizlere üzülerek bildirmek istiyorum ki No Man's Sky bizlere çok şeyler vaat etmişti. Ama bu vaat ettiği şeylerin çok az kısmını yaptı. Evet, genel olarak çok eğlenceli bir oyun. Hala uzayı, galaksiyi keşfetmek çok zevkli ama bütün her şeyin rastgele olduğunu bildiğimiz için hani zevk biraz havada kalıyor. Yani her şey rastgele çünkü. Her yerde bu Sentinel dronlarla karşılaşıyoruz. Efendime söyleyeyim, her yerde rastgele oluşturulmuş yaratıklar görüyoruz. Bu yaratıklar bayağı spor oyunundan fırlamış gibi duruyorlar. Hani biçimi şekli düzgün bir şeyler bulmak etrafta çok zor gibi. O yüzden oyun aslında bir nevi kendini tekrar ediyor. Oyunun bir sonu varsa, bir amacı varsa o amaca gitmek haricinde çok da bir seçenek geriye kalmıyor. Ha nedir? Oyunda bize verdikleri şeyler şunlar da aslında oyunun. Gemimizdeki slotları upgrade etmek. Bizim şu anda 29 slotluk gemimiz var. Kendimizi upgrade etmek. Benim zaten upgrade'im 27 slota kadar çıktı. O yüzden üzerimizdeki şeylerin bayağı bir upgrade'lerini yaptım. Hani slotları onlarla doldurdum. Yer boşluğundan. Starship'te de 3-5 upgrade yaptım. Multi tool'umuz var zaten 18 slotlu. 20 slotlu buldum, satın almadım. Satın almadım çünkü hani çok da bir gereği yok satın almanın. Radnox bulsak bunu da yapacağız aslında. Combat upgrade'i. Böylece alemin kralı olacak silahımız. Ben bir sonraki Atlas jeneratörünün olduğu, Atlas interface'inin olduğu yere kadar atladım. Zıplaya zıplaya geldim senaryoda. Oradan sonra da orijinal bir senaryo buldum tekrar. Hatırlar mısınız, bir anomali vardı. İçinde bize Atlas Key'nin birinci versiyonunu bulmuştuk. Rastgele uzayda giderken anomaliyi bulabiliyorsunuz. O anomaliyi buldum tekrar. Orada bu sefer Atlas yolunu zaten bildiğim için Atlas yoluna gitmek istiyorum demedim. Anomaliye dedim ki bana galaksinin merkezine doğru kestirmeden bir yol göster. O da sağ olsun bana bir kara deliğin olduğu yeri gösterdi. Şu anda o kara deliğin olduğu galaksideyim. Kaç gezegen olduğu falan gibi bilgileri göstermiyor. Zaten bakın gördüğünüz gibi galiba şuydu kara delik. Evet, galiba kara delik bu. Evet, kesinlikle korkunç görünüyor ya. Bütün ışığı içine doğru çeken bir şey. Ve orada bir tane gezegen buldum. Kocaman onun yüzeyine indim. Burada da çok orijinal bir şey var. Geri kalan bölgelere göre bayağı şekilli canlılar buldum ve şöyle korteks küp diye bir şey buldum. Gezegenin yerinde sanki materyalmiş gibi duruyor bu korteks küpler. Ve korteks küpleri aldığınız zaman elit sentinel geliyor. Bakın şu şuralara bir yere konmuştur o. Evet. Gördüğünüz gibi yürüyor orada. Ama bizim silahımızın karşısında onun da şansı yok. Şuradaki ağaçlar karbon patlıyor zaten. Onu da patlatayım. Bunu da patlatayım. Suit inventory'inde boş slot yok dedi. Neden böyle bir şey söyledi? Life support'u seninle dolduralım. Protection'ı titanyumla dolduralım. Termik zırhımız var. Onu da titanyumla dolduralım. Bir slot yerimiz oldu şimdi. Ben şurada şimdi Fascinating bilmem ne yazan 12.000. Onu atıyorum. Çünkü Vortex küpler 24.000. Bunları attım. Elektron vaporu attım. Bunlar da 13'lük, onları da attım. Çünkü bu şartlar altında en mantıklısı Platinyum'u öbür tarafa gönderelim. Iron'u öbür tarafa gönderelim. Tamyum'u öbür tarafa gönderemiyorum. Karbonu neredeyse gönderiyordum. Dur bakayım şimdi. Multi tool'la şu küçük karbonu kullanırsam ben. Çok güzel. Tamyum'u kullanırsam mükemmel oldu ya. Resmen efsane oldu. Şuradan gönderebileceğimiz başka bir şey yok. O yüzden biz şu küpleri ve onları aldığımız zaman gelen robotları öldürmeye devam edelim. Mesela ben şu küpü alayım. Şuradan şöyle koşarak gideyim. Elite Sentinel bana oradan yardırırken bir sonraki küpü bulayım. Ha. Aldım o bir sonraki küpü de. Daha buralarda çok küp olması lazım ya. Niye göremiyorum? Ha, şurada varmış hatta küp. Hemen şurada varmış. Bak ya, Elite Sentinel'e lazeri verip duruyor bana. Sen neredesin Elite Sentinel? Seni göremedim ama normal Sentinel'leri gördüm. Bir onları çizeyim. Elite Sentinel? Ha, buradasın. Peki. Ne oldu? Ölümlü dünya. Değdi mi şimdi bu yaptığına? Evet, çıkan debrisini aldık. Şimdi benim 4 kare daha yerim var küp toplayabilmek için. Gezegenin her yerinde var bu arada bu küpler kardeşlerim. Ben hani geldim böyle rastgele burada buldum. Ve bunlar aldıkça iç içe çıkıyorlar. Ben anlamadım ki. Elite Sentinel Force'u atlattım resmen ha. Resmen kandırdım Elite Sentinel Force'u. Dur bakayım, şuralarda bir yerde o küplerden var mı?
karbon tercihim değil. Zinc olsaydı belki alırdım ama. Ha, o küplerden bir tane daha buldum. Bu kadar uzakta olmamalıydı gerçi. O küplerden daha yakında da bulmalıydım ben ama. Yavrum neredesin? Ben seni demin gördüm. Kayıp mı oldun? Evet, başka bir meydana geldim. Küp dolu. Platinyum aldık. Küpü almadıkça gelmiyor ilginç bir şekilde Elite Sentinel Force. Küpü alınca peşimize düşüyor. Ha, şu anda bu hareketi yapmamın sebebi de Elite Sentinel Force'larla ben baş edemiyorum aman falan diye değil. Uğraşmak istemiyorum yani, Titanium veriyorlar işte, zaten sonsuz tane öldürdüm o adamlardan. Baba sen neredesin? Ha? Bela mısın sen ha? Al, mutlu musun şimdi? Mutlu musun? Kardeşlerim ben buradan kaçılmadan önce, çekilmeden önce seni biz neyle doldurabiliyoruz? Titanyumla mı? Peki. Seni de titanyumla doldurabiliyoruz herhalde. İşte bunlardan aldığımda titanyumlar da bu işe yarıyor. Mutlu mesut. Dolduruyoruz hepsini. Ben şuradan küpü indiririm aga. Sonra da gemime binerim. Hiç de işim olmaz. Şuradaki lazerden kardeşlerim ben buraya konmuşken hareket etmeden önce bazı şeylerin yerini öğrendim. Mesela bir tane drop pod yeri öğrenmişim. Şöyle bir bakarsak eğer sağımıza solumuza başka neler öğrenmişiz. Bir tane shelter 1 saat uzaklıkta aman Allah'ım. Operation Center drop pod. Bu da deminki drop pod galiba. Yine en yakını bu gibi duruyor. Şöyle ateşleyip gidelim direkt. Dediğim gibi gezegenleri geziyorsunuz. Hani oyun bir süre sonra kendini tekrar ediyor. Gezegenleri geziyoruz. Orada kendimizde bir şeylerimizi upgrade ediyoruz. Ha, öğreneceğim bir şey de kalmadı benim. Silahım, gemim ve kendi üzerimdeki şeylerden ne upgrade öğrenirsem yakın zamanda bunu zaten biliyorsun diyor artık. O bakımdan oyunun çok bir oynanabilirliği kalmadı benim için. Uzay savaşı shield'ımızı doldurduğumuz sürece 8'e 1 de girsek artık bize bir şey yapamıyorlar. Evet biraz uzağa indik yine ama. Abi biraz değil. Dünyanın öbür ucuna doğru uzağa indim ben ama neyse hadi. Hadi yürüyelim. Jetpack'imizi, sprintimizi boşuna upgrade etmedik. Böyle durumlar için ettik. Drop pod gördüğünüz gibi kardeşlerim bu şey zaten. Zırhımızı upgrade ettiğimiz şey. Drop pod'u gayet güzel. Shelter bana sığına kadar dediğimiz zaman bulabiliyoruz. Hop geldik. Exosuit upgrade. 28 slot. 28. slot artık 150 bin istiyormuş benden. Biraz pahalılaşmış sanki. 150 bin de verdik. Mutluyuz. Gezegenin en orijinal yanı ağaçları kesinlikle bizim ağaçlarımız gibi. İki abiktika akür hıçı bitikutum. İsimler de mükemmel. Aa benim yerim mi var? Nasıl oluyor? İlginç. Yerim olmasını anlamadım. Hiç yerim yoktu. Hayret. Yavrum. Çocuğum evladım. Gemim nerede ha? Göremedim bir an. Gemiyi de kaygan gevşek zemine bırakmışız ha. Altı boşluk. Thruster'larda yeterince enerji yok diyor. Baba çok büyük bir yanlışım var. Sen bana enerji de. Sen bana enerji de. Aa tamyum yok. Neyse tamyum dert değil. Uzaydan çıkıyor zaten tamyum. Aramadığımız kadar çok var dışarıda da. Şöyle bir gidelim şimdi. Bir saat. Operation Center'la drop pod. Şu Operation Center'da bir şeyler alıp satıp bir şeyler yapabiliriz diye umut ediyorum. Ve çok okyanuslu bir gezegen. Yine bu umarım okyanusun dibinde değildir bu bize gösterdiği binalar. Okyanusun dibinde çıkartabiliyor. Gerçekten çok eğlencesiz oluyor bu. Bir de iklim şeyi uyarısı ne güzel. Evet, kara parçasının üstünden geçtik. Yine okyanusta ilerlemeye başladık. Neyse ki yine bir kara parçası görüyorum orada.
Çok okyanuslu yerler beni korkutuyor ya. Bu gezegene de ilk geldiğimde terk edilmiş bina olarak geldik yine buraya. Okyanusun altındaydı. Ya ama denizin değil yani. Tabiri caizse okyanusun altındaydı. Karadan 2 dakika yüzerek gittim. Anca ulaştım oraya. Operation Center'ı çok da pas geçmek istemiyorum. Dağdan doğru gittiğimiz için bu bakımdan çok kötü oldu bu. Ya şu yeri bir gör ya, bir gör. Allah'ını sevdiğim bir gör ya. Bu yönünü de gerçekten hiç sevmedim kardeşlerim oyunun. Gemiyi indirmek eziyet ötesi. Kesinlikle gemiyi görmediğiniz bir yere indirmek zorunda bırakıyor sizi. Dronlar zaten cinayet. Bir de kapısını kıracağımız bir yere geldiysek eğer bize ne yaparlar bilmiyorum artık. Neyle saldırırlar. Ama yani şurada bir şeyler satabileceğimiz bir istasyon falan gibi bir yer bulsak efsane olurdu. Her yerde şunlardan var. Ve onların da tanesi 24 bin. Yani 10 tane sattığınızda 240 bin ve etrafta yüzlerce var. Bildiğiniz yüzlerce var. Gelelim bakalım. Burası işin kötü yanı Viken bölgesi. Bir buraya atlamadan önceki bölge Gek bölgesiydi. Ben oyunun başında en çok Gek bölgesinde oynadığım için bütün dillerini biliyordum adamların. Yani şu bulmacalar inanılmaz kolay oluyordu. Şimdi işte Viken dilini çok az biliyoruz. Bir başka ırk daha var, onu neredeyse hiç bilmiyoruz. Şimdi şurada mesela Dromshan, Weapon, Jovshala demiş. Weapon'dan anladık da Mining Laser, Photon Cannon, Bolt Caster hepsi Weapon. Interference from security alert has turned the screen to static. Ekranı böyle çok alengirli bir şekilde dönüştürmüş. Kelimelerden daha fazlası var diyor ekranda. Sistemleri onarmak için mining lazer diyorum. Tutmadı. Tutturamadık mining lazer diyerek. Gördüğünüz gibi already known diyor. Tau lazere. Oyunun başka benim canımı sıkan bir kısmı da şu oldu. Biz şu Atlas Pass versiyon 1'i bulduk abi, 2 ile 3 çıkmadı. Ben böyle bir yerde Gek ırkına ait, yani benim bildiğim dilini konuşabildiğim bir yerde inanır mısınız yani 20-30 tane gittim. Hiçbirisi çıkmadı ya. Yani şurada çıkmadık tarif kalmadı bende. Şurada var ya, çıkmadık tarif kalmadı. Bir sürü şey var yapmayı bildiğim, hepsinin tarifi çıktı. Yok, ondan sonra uzay haritasında yerleri falan göstermeye başladı bana sağ olsun. Yani tarifleri bıraktı. Başka şeyler göstermeye başladı. Tarifleri inatla göstermedi. Bir saatten daha yakında bir shelter olması lazımdı ya. Ha, drop pod varmış. Shelter değil. Dur, dur, sakin ol. Sakin ol. Fırtına geçti diyor. Fırtına zaten bizi etkilememişti. Sıkıntı yok. Şimdi şöyle bir şey yapalım ki biz. Bir de şöyle bir şey var. Bu geminin sevmediğim yanı, çok yukarıdan atıyor bizi ya. Üstünden sana atabileceğim bir şey var mı? Titanyum, titanyum. Hiçbir şey yok. Şurada ufak titanyum var. Onu kullanayım. Vallahi kullandı. Güzel. Buraya da gelip bir kaydedelim. Yani gördüğünüz gibi biraz oyunu çözdükten sonra haritayı tarayan bir şeyden bulduğumuz zaman anında 20 dakikada eğer paranız varsa bu üzerinizdeki egzosuit'i bile maksimum upgrade'e getirebilirsiniz. Gemimizin zıplaması için gerekli olan... Ah yapma yavrum. Plütonyum. Plütonyum. Yap yap. Yapma demiştim ya, yap. Olur ne olmaz, yine burada bir dil araştırması yapalım. Oo, iki tane arka arkaya çıkması da ilginçmiş. Bunlar Iron. Bunlarda bir numara yok. Bu Zinc alır almaz hemen onu ben Exosuit'ten atayım. Orada ne var? Bilemedim. Ben plütonyum arıyorum. Altı da kaldı sanki onunla. Altını da kıramadık ama neyse.
Şuranın içinde de plütonyum olma ihtimali yüksek. Evet. Hani kardeşlerim şey yapardım, ilk oynadığım zaman böyle bir heyecan fırtınası, kendi kendime diyordum ki şu mağaraya girince içeriden yaratık çıkmasın falan diye. Onlar da boş ya. Yani oyunun bu rastgele kendi kendine bir şeyler yapma mekanizması böyle çalışmıyor. Hani mağaranın dibinde görmediğiniz bir tane ilginç bir yaratık. Yeryüzünde ne bulduysanız o. Maalesef. Sizlerin de hayallerini yıkmak istemezdim ama zaten ilk oynadığımızda da ben bu oyuna söylemiştim, yani oyun eyvallah güzel gibi görünüyor ama galiba kendini tekrar edecek bir yapısı var diye. Ve üstüne üstlük her ne şekilde olursa olsun 150 lirayı hak etmez böyle bir oyun demiştim. Evet, şimdi bir tane yerimiz kaldı sadece gitmediğimiz. Orası da bir saatte gidersin dediği yer. Ben oraya bir saatte gitmem hacı. Aklı olan böyle bir şey yapmadan uzaya çıkar. Ondan sonra oraya burnunu dayayıp ışık hızını açar. Gördüğünüz gibi ışık hızında gayet de güzel. Ama neden böyle bir süre bir artıyor, bir şey oluyor? Ben ona üzülüyorum. Vallahi çıldırmış bu oyun ya. Bu oyun vallahi çıldırmış. Allah Allah, yaklaşamadık abi oraya ya. Bildiğiniz oraya yaklaşamadık. Oldu mu şimdi? Şimdi beğenebildiniz mi bizi? Yani Shelter'da okyanusun dibinde çıkarsa var ya. Shelter'da okyanusun dibinde çıkarsa külahları değişiriz. Oradaki kara parçasında çıkmanı istiyorum senin. Oradaki kara parçasında çık. Burnumu yukarı kaldırıp hala uzaydan gideceğim. Ha. Şimdi evet. Kardeşlerim, metot mu görüyorsunuz? Tamamen karadan gitmeye çalışırsanız olmaz. O zaman ömrünüz tükeniyor resmen. Yalnız bu kadar yukarıdan da burnunu kaldırman mükemmel yani. Daha tabana ulaşmama 500 metre varken zemine yanaşmamışken daha gemiyi kaldırıyor. Ya şu oyunda bırak abi, çarpacaksam yere çarpayım. Allah Allah. Benim kendi inisiyatifim ola olsun o da ya. Kaza yapmak istiyorsam kaza yapayım. Bu nedir abi? 800 metreden daha fazla yaklaşmıyor aşağı. Ha? Sonunda yapabildin, helal olsun. Sonunda indirebildi burnunu. Yine çok yukarıdan mı attın beni? Yok. Çok yukarıdan atmamış. Hemen şöyle gelip seviye yapıştıralım. Mulekku play. Mükemmel mulekku bir sev oldu. Şöyle bir atlayayım ki şuradan hayvan bilgisini. Tabii ki bildiğim Already Now denen upgrade'i. Dediğim gibi ya, bütün upgrade'leri öğrendim belli ki ben. Bilmediğim upgrade kalmadı yani. Alayım. Şöyle bir tarama atayım etrafa. Bakayım ne var ne yok. Çok da bir numara yok gibi. Bir uzaylı dosteş buluruz diye düşündüm burada. Uzaylı dost bulamadık. Her şeyi bulduk. Hayvan bilgisi. Already Now denen upgrade. Para mı? Evet, para. Garip bir rakam oyunu. Ezberledim artık ya. 177 ile başlayan. Nasıl yani? Ha pardon. Biri başa almış bu sefer. Bir numara daha kalmış. Bir tane daha kalmış. 7-7-1-7-1 olacak. 7-7-1-7-1. Evet.
alevi verdim, kolu yumrukladım. Böyle bir şey söyledi resmen. Sinyal dedek yeni bir şey verdi bize. Bak burada çok güzel silindir şeklinde, daire şeklinde bir yer oluşmuş o base'in etrafında. Orada bir şey buldum diyor. Yani işte aynı çerçevede geçiyor oyun. Orada bir şey buldu. O bulduğu şey ruin. Bana bir harf öğretecek. Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum. Bu mantıkla biz biraz daha buralarda takılacağız. Ben bir bakayım. Gemimde bütün materyallerden olması lazım benim. Kesinlikle her türlü materyalden var. Zinc var, iron var. Titanyum yok. Titanyum da bende var. Pardon da bu gemide titanyum niye hiç yok? Şimdi fark ettim birdenbire ya. Bu kadar mı plütonyum olur abi? Al kullan plütonyumu. Burada kullanacağın şey başka bir şey. Bunda kullanacağın da başka bir şey. Sana plütonyum tabii ki verebiliyorum. Verdim plütonyumu. Multitool. Plütonyum. Çok güzel. Şimdi Starship'imizde bir slot açtık mı boşluk? Açamadık. Exosuit'imizde mi açtık bir boşluğu? Ne mutlu bize. Bir tane plütonyumu alıyorum o zaman. Exosuit'ten bunun yerine titanyum, titanyum. Titanyum atıyorum. Efendime söyleyeyim. Şuradan. Iron'ı da alayım ben. Bu gerçekten eziyetli bir uğraş olacak ama. Plütonyumu şöyle alayım. Krisonyumu böyle alayım. Karbonu böyle. Platinyumu böyle. Bunu böyle. Krisoliti böyle. Gayet güzel. Hiçbir zaman istediğim gibi bir şekil olmayacak belli ki. Nikel, zinc, efendim, heridyum, plütonyum, şey titanyum. Heridyum böyle, bu da böyle geçsin. Plütonyum da böyle. Şimdi oldu işte. Abi çok masumane bir şekilde sıraya dizmek istedim onları ya. Iron. Şimdi benim Starship'imde titanyum maksimum, zincim çok az, iron'ım yok. Ben iron'ı alıp buraya dayayayım. Yani Iron'ın olmaması komik. Güzel. Şimdi Iron'ım da var. Gag Charm. Abi her bir şeyi buldum ya. Her bir şeyi buldum. Şuradan şimdi özel bir şey arayalım. Ben şu iron'ı bir atayım. Daha önce sizler de kardeşlerim yorumlarda söylediniz. Ben de kendim de buldum. Gemi bulabiliyorsunuz gezegenin üzerinde ve gemiyi bulduğunuz zaman genel olarak gemi sizin geminizden bir slot daha iyi oluyor. Bilmiyorum oyun bilerek mi bunu yapıyor. Çünkü her seferinde bir slot daha iyi buluyor. Transmission diyelim bakalım. Ne diyecek Transmission'da? Observatory detected dedi. Bir daha deneyim şansımı. Gemi bulmazsa buralardan uzayacağım. Transmission. Observatory detected. Burayı terk ediyorum. Boş slotumuz var mı? Bir kere daha bakalım. Bir tane daha boş slotumuz var. Starship'imizde boş slot yok. Boş slotumuz varsa hocam. Exosuit'te titanyum yeri var mı? Yok. Boş slotu şöyle değerlendirmem lazım. Var mı o kırmızı karelerden? Tabii ki var. Olmaz mı? Kırmızı karelerden bir tane. Çok ilginçtir. Bir tane de burada lazer olması nedir ya? Bir orada lazer var, bir burada lazer var. Ne güzel. Demek ki lazer bolmuş buralarda. Şunları ıskalamam da çok ilginç. Seninle uğraşamayacağım, kusura bakma. Seninle uğraşamayacağım aslan parçası. Şöyle burnumu göğe doğru veriyorum. Ondan sonra dışarı doğru uzuyorum.
Ship inventory'de biraz free slot olması lazım aslında. Mesela ben şu karbonu alayım. Ha, önce yapacağımızı yapıp ondan sonra bu işlemi gerçekleştirmemiz lazım galiba. Ben şurası neresi? Space Station. Space Station'a bir gideyim. Space Station beni korkutuyor çünkü kara deliğin çok yakınında. Station'a girelim kardeşlerim. Satışlarımızı yapalım. Kara deliğe girmeden son eksik materyalimiz olan tamyumdan da alayım gemiye. Ölümlü dünya. Ne olur bilinmez kara deliğin içinde. Eğer ölmez de sağ kalırsak belki çok abuk subuk bir yere gideriz. Materyallerimize ihtiyacımız olur. Hemen peşimizden bizden biri geliyor. Vallahi bir tane bizden geliyor peşimizden. Bizim geminin aynısından. Bu nasıl bir şans ya? Kuyruksuzu bizim geminin. Şöyle bir gelelim. Gemindekileri satmak istiyorum koç. Vortex küp 242 bin işte yani. Böyle kral bir şey. Fazlalık plütonyumu da satalım. Geek charm, geek nip. Yok abi. Ben bunlardan normalde şu anda benim exosuitimde upgrade harici kalan 20 slotum var. Starship'te de 20 slotum var. Bütün üstümü boşaltsam 40 slotluk bunlardan toplasam onu 240. 20'si 480. 800 bin bir sortide diye var ya. Yani bir saate 10 milyon para toplarım. Rahat toplarım 10 milyon bir saate. Şimdi şu plütonyumdan bir kısmını kendi üstüme alacağım yine. Tamyum. Dışarıdaki lazerleri cozurdatarak biraz tamyum elde edelim. Şu gezegenin etrafına doğru yaklaşmamız yeterli olacaktır, evet. Tamyum. Halbuki bu oyun çok gelecek vaat ediyordu. Yani şu uzaydaki kolay aynı böyle bir şey gibi. Simülasyondan çok arcade oyunu. Yani rahat. Mouse'la çok kolay gördüğünüz gibi hareket edebiliyorsunuz. Yani çok zevkli bu uzay savaşları. Böyle rahat bir şekilde uzay savaşları yaparak online arkadaşlarınızla falan oynasanız efsane olurdu. Şu gezegenlerin üzerlerinde. Hadi bütün gezegenlere şey yapmadınız. Bütün gezegenlerde bir iniş miniş yok. Çünkü yani bütün hepsini yapmak gerçekten çok zor olabilirdi ama en azından bazı gezegenlerde mesela seçerdiniz değil mi? Galaksinin belli yerlerinde böyle dizayn edilmiş gezegenleri olurdu. O dizayn edilmiş gezegenlere giderseniz orada üsler olurdu. İniş yapabilirdiniz falan. Ne bileyim yani. Arkadaşlar ben ateşliyorum bu kara deliğe doğru. Şimdi durdum. Şu kara deliğin içine doğru gidiyorum. Evet, açıkçası bayağı tedirgin ediyor bu kara delik beni. İçinde ne var? Ne olacak? Bilmiyorum. Ve içine dalıyorum. Normal galaksiler arası yolculuktan farklı bir ekran çıktı. Normalde dev bir ışık hüzmesinin içinde yolculuk yapıyorduk. Ne oldu? Nereye geldik? Sistem Edo, Eklüt Galaksi. O ne be? Ne oluyor arkadaşım? 1 milyon ışık yılı 1 milyon ışık yılı hareket ettin diyor. Bu teknoloji offline. Neden? Mikrofabrik density diye bir şey var. O olmadan olmuyor. Siz nereden çıktınız ya direkt bana düşman?
Abi dur ben sizin aklınızı alacağım dur. Dur ben sizin aklınızı alacağım. Siz benim nasıl nalet biri olduğumu bilmiyorsunuz. Şimdi bunu tamir etmek için Mikro Density Fabric diye bir şey lazım. Exosuit'te yer yok mu? Var tabii ki. Mikro Density Fabric'i yaptım. Starship'e geri geldim. Bu neymiş? Coolant Sigma. Coolant Sigma'yı tamir ettik. Güzel. Şimdi gelelim şu işe. Şimdi ben sizin hepinizi yakalayıp da ördek gibi avlamaz mıyım? Ha? Ne oldu yavrum ha? Ne oldu? Tetiğe basamadan yalan oldun. Bak bak bir tanesi gelmiş. Bir tanesi gelmiş artist bir tanesi. Sen öyle alengirli hamleler yaptığın zaman bir şey elde edeceğini mi zannediyorsun oğlum? Al bakalım bunu. Al 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 al. Evet, sıradaki. Sıradaki kurban. Psikopat geliyor. Psikopat, dağılın. İlk denk gelene çakarım. Acımam. Ne yapıyorsunuz? Orada bir tane gemiye saldırıyorsunuz. Şanssızlığınız şu ki psikopat dedeye denk geldiniz. Şu anda bildiğiniz 150 ile geri geri gidiyorum ha. Adam üstüme gelirken ben de 150 ile geri geri gidiyorum. Evet, artık geri gitmesen diyorum. Uzayda geri vitese taktık ileri gidemiyoruz değil mi? Tamam. Şimdi tekrar ileri gitmeye başladık. Nothing found. Zaten inventory'mizde de yer yok. Bir şey found olsa da biz bulamayız. Kaç kişi kaldı? 3 kişi mi kaldı? Distress signal'e bir ulaşalım da. Görev açılmadıysa bir açılsın. Stres signal bu geminin üstünde mi abi? Yalnız ne kadar galaktik gemilere denk gelmeye başladık biz ya. Böyle bir şey olamaz yani. Vallahi signal geminin öbür tarafında mı? Anlamadım ki. Abi bizim geminin 600 bin katı kadar gemiler ya. Neyse ben düşmanları bulup o düşmanlara dalayım. Bu böyle olmayacak. Lazer modunu değiştirin tekrar. Ha. Otomatik vurmak için bundan iyisi yok. Başka birisi kankasını vurduk diye bize kıllanmış ve yakınımızdaymış. Hemen gösteriyor. Evet, tam karşıdan bize yaklaşırsan olacak olan budur. Bize tam karşımızdan yaklaşırsan olacak olan budur kardeşlerim. Savaşın en önemli ayrıntısı şu. Şuradan basıyorsunuz, zırhınıza geliyorsunuz. Titanyum diye zırhı dolduruyorsunuz. En önemli ayrıntı. Bunu yapmazsanız ya çok kolay patlarsınız. Zırhınızı doldurmanız lazım. Zırh dolacak. O zırhı doldurursanız sırtınız yere gelmez. Ve birden fazla gemiyle aslında savaşmayacaksınız aynı anda. Ben şimdi bir sazanlık yaptım. İlk vurduklarım ölmeden başkalarını da hedefledim. Hadi bunları ye. Çok güzel. Hemen şuradan zırhımı dolduruyorum. Titanyum. Çünkü bu adamların biteceği yok. Ve hızlı bir şekilde hemen gemiyi tekrar hedefinize alabilirseniz çok güzel olur. Dönüp size bir sortu yapıp sıkmaya başlamadan. Ve ben galaksilerde ilerledikçe bu şeyler de artmaya başladı bana. Bir seferde gelen korsan sayısı. Mesela daha önce 4 kişi gelirse eyvallah diyorsak şimdi çok kişi geliyor. 4 kişi değil. O robotları vurup titanyumunuzu devamlı dolu tutmanın da böyle güzel bir yanı var işte. Titanyumunuz ne kadar doluysa peş peşe o kadar fazla zırhınızı tamir edebiliyorsunuz.
Gördüğünüz gibi adamlar bitmiyor çünkü. Bayağı kalabalık adamlar, sayıları azalmadı. Shield down. Hemen bunu telafi etmem lazım. Evet. Şu anda iyiyiz. Şu anda iyiyiz. Gemiyle savaşan az miktarda adam var aslında şu anda. Gemiler gerçekten kimlere sıkıyor? Emin olmam lazım. Yok ya, bunların hepsi bu gemiye sıkıyor ya. Hepsi bu gemiye sıkıyor abi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz kişi sayıyorum ben ya. Ben kaç tanesini yok ettim, hala nasıl sekiz kişi olabiliyor? Biri daha beni hedef aldı. Kankasına saldırınca. Evet, tam karşıdan geliyor. Şunları döşemem lazım ona. Mükemmel oldu. Yine 8 kişi. Çok ilginç. Ben bu distress signale ulaşmadım diye mi böyle yaptı acaba? Ben onları patlatsam bile devamlı sayıları artıp duruyor. Çok ilginç. Sen bir gemi misin yoksa grafik misin? İçinden geçebiliyor muyum? Geçemiyorum. Sana bindirdim ve zırhım eksildi. Süper. Kardeşlerim, bu da oyunun çilesi galiba. Çünkü ben bu adamları normalde böyle vurduğumda, patlattığımda Space Station'a şöyle doğru şöyle bir gideyim. Heh, Local Enemy Disruption diyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya da şunları öldürmeyi bir denesem ya. Artistliği hiç sevmem. Zırhımız daha da gitmeden şunu bir dolduralım. Sanki bu sefer sayılar artmıyor gibi. Dur bakalım. İndirdiğim kalıyor gibi. Gerçekten sayılar o kadar fazla mıydı yani bunların? O zaman zırhı doldurduğumuz yetmezmiş gibi. Bir de Pulse Beam'i dolduralım. Sen dur sen. Sen dur öyle. Arkadan saldırmakla olmuyor bu işler. Bir de kombine yaparım adama. Vallahi 3 kişi kaldı diyor. Bakalım hadi hayırlısı. Lazer üstüne bunlarla tamamlamak çok karlı olabiliyor. Oo, bu sefer sakata geldik. Shield indiği gibi çok abandılar. Evet, titanyum bitti. Daha da fazla bir materyal kullanmak istemiyorum. Zinc falan kullanmak çok lüsk. Lüsk. Shield için çok lüsk. Çok güzel. Hepsi patladı. Hostile ship defeated. Kime karşı reputation kazandım? Korvax. İşte bu da diğer bahsettiğim tiplerdi. Korvax'lar. Herhangi bir şekilde neler, ne yerler, ne içerler hiçbir fikrim yok. Journey milestone completed. Destroy 70 starship. Ah işte şunun mesela daha değişik starshipler, arkadaşlarınızla yaptığınız görevler falan. Bir dedeli oyunlar takımı olarak uzayda fırtına estirirdik.
Şimdi yıldız haritasına baktığım zaman merkeze 173 bin ışık yılı uzaklıktasın diyor. Ve buraya nasıl geldiğimi bilmiyorum. O yüzden de yani buraya nasıl geldiğimi biliyorum da benim olduğum yer burası. Çok güzel. Yavrum evladım. Ha. Burası benim olduğum yer. Değil mi? Current location. Her yere gidebilirim şu anda. Diyor ki buraya gelebilirsin mesela diyor. Burada diyor keşfedilmemiş diyor. Kafana göre diyor takıl. Kimlerin olduğunu gösteriyor mu acaba ya? Hangi ırkın olduğunu söylese bir de. Korvaksların falan dese. Burası ne abi? Yeşil bir yer. Warp reaktör tau lazım diyor bunun için. ...173.613 ışık yılı. 173.611 ışık yılı. 173.615 ışık yılı. Yani kara delikten zıpladığımız zaman kaç ışık yılı merkeze yaklaştık biz ki? Anlamadım ki şimdi. 5-6 tane daha mı kara delik bulmamız lazım bizim böyle gitmek için? Merkeze ulaşmak için. Peki, şimdi bir gidelim bakalım Space Station'a. Buradaki de üçgen Space Station'mış. Üçgen prizması Space Station. Hepsi bir garip ya. Hepsi bir değişik. Hemen base'in içine bakacağım. Burası iyice değişik gerçekten. Ha, dayı varmış sonunda. Kafası 37 ekran televizyon olan. Sen ne diyorsun? Bu seni mutlu etti mi? Vallahi salladık seçeneği. Adam mutlu oldu. Teknoloji. Yine bilmediğimiz bir şey değil maalesef. Terminal 3 bölü 5. Bu nasıl terminal adı ya? Arkadaşım. Böyle kullanışsız binalar yapmayın lütfen. Sizi kınıyorum. İkisi de Patlas yalnız. Atlas versiyon 3. Saygılar. Gel bakayım buraya. Güzel şekilli uçak. Güzel şekilli uçaklar gezegeniymiş burası demek ki. Uçağına parayı veririm arkadaş. Ne diyorsun? 27 slot diyorsun. Bas git. Bas git. Terbiyesiz. Hepsinin uçağı böyle. Benim uçağım sizinkilerden büyük. Benim uçağım sizin uçaklarınızı döver. İşte versiyon 1 PES. Kesin burada Exosuit upgrade'i var. Abi bunlar bile aynı ya. Yani bunlar bile aynı. Artık şaşırmıyorum. 30 slot oldu Exosuit'im. An itibarıyla kardeşlerim bir rekora imza attık. Exosuit'imiz 30 slot. Starship'imiz 29 slot. Gemiden daha çok şey taşıyabiliyoruz. Tabi taşıyamıyoruz. Gemi madenleri 500'erle tutabiliyor. Biz 250'de tutabiliyoruz. Ayrı mesele. Versiyon 3 Atlas. Versiyon 3 Atlas. Hiç şaşırmadım. Çok şekilsiz bir gemi konmuş oraya.
Bir de bu Emmy'ye bakalım ne var.31 slot gemi. Hani değmiyor ya. Bu saatten sonra gelişine 40 falan diye vermen lazım. Oo, bu çok değişik ha. Bu harbiden değişik. Sen benim gemidensin. Hiç birbirimizi kandırmayalım. Rahip. Gemiyle kafası birbirine benzemesi adamın ne kadar ilginç değil mi? Bu da 31 slot. Yok ya. Yok abi, ben sizlerin gemilerini beğenmedim derken bunlar da çok ilginç gemilere benziyor ha. Aa vallahi çok değişik. Kesin şu gezegende parçalanmış bir tane bulurum gerçi sizden. ...24. Kaybol. Kaybol seni gözüm görmesin. Tabii ki buradan gideceğim. Gidişine de şu gezegene gidip yapışacağım. Yine mi sularla dolu bir gezegen? Yine mi su dolu bir gezegenle karşı karşıyayız? İnişine bir şey buldum galiba orada. Vallahi uzaydan geldim, sanki bir şey olduğunu biliyormuş gibi indim. Yemyeşil yeni bir yer. Vaat edilmiş topraklara geldik. Çok psikopat bir okyanusu var belli ki buranın. Bitki örtüsü güzel herhalde. Ne sıcaktan ne soğuktan şikayet etmiyor şu anda benim adam. Ne de materyal göremiyor ama. Öyle de bir durum var. Materyal de görmüyor. Kardeşlerim, şurada oyunumuzu kaydediyorum. Ve videomuzu bitiriyorum artık. Bir video için çok fazla şey gördük. Kara delikte zamanın mekanın ötesi bir yolculuk yaptık. Her şeyimizi yaptık. Bu videomuzu burada bitirelim. Yine değişik bir şeyler gördüğüm zaman, karşılaştığım zaman sizlerle bunu paylaşırım. Onun dışında çok sık gelmeyecektir artık No Man's Sky videosu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir kardeşlerim. Eğer beğendiyseniz beğeniyorum ve paylaşımlarınızla destek olmayı unutmayın. Eğer benimle iletişime geçmekten haberdar olmak istiyorsanız diğer sosyal medyalarda Twitter, Instagram, Facebook, Steam'den Dedero Oyunlar diye bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin.